Hepinizi öncelikle tebrik etmek istiyorum burada olduğunuza göre. Çok güzel sonuçlar aldınız. Heyecanlı bir dönemdesiniz. Karar verme aşamasında, pardon, gözlüğü çıkaracağım, öyle daha iyi görüyorum sizi. Heyecanlı bir dönem sizin için. Çok uzun olmasa gerek, bir noktada karar vereceksiniz. Yani bölümü tanıtacağım. Ama ondan önce şey söylemek istiyorum. Kararınız ne olursa olsun sevdiğiniz bir şeyler okuyun. Heyecan duyduğunuz bir alanda çalışın. Ben de bir anneyim. 19 yaşında oğlum var. Çok küçükken böyle bir okul tanıtımlarına falan gittiğimde çok şaşırmıştım. Yani daha ilkokul aşamasında veliler tuhaf üniversiteyle ilgili falan sorular soruyorlar. Ve böyle gelecekte hangi işlerin makbul olabileceğini falan dahi düşünüyorlar o aşamada. Orada da bir tanıtım yapan insan demişti ki aslında dünya o kadar değişiyor ki hani hangi alanlarda okumak, hangi dilleri öğrenmek falan insanın sonunda iyi bir iş sahibi olmasına el verir. Bunu artık kestirmek çok güç diye. Ve bu, o zaman bana bu biraz abartılı gelmişti ama şimdi şu geçtiğimiz yıllarda görüyorum ki gerçekten çok geleceği öngörmek kolay değil. Dolayısıyla en önemli şey insanın kendisine en çok şey katacağını düşündüğü ve severek okuyacağı bir alanı okuması deyip sonra birazcık somut olarak bölümü konuşmak istiyorum. Fatih gelse de sen de. Fatih Öğü'yü de tanıtmak istiyorum. Bölümümüzde hem lisansını okudu hem master tezini bitirdi. Ayrıca bölümümüzün araştırma görevlilerinden ve çok yakında Princeton Üniversitesi'nde doktoraya başlayacak. Sorularınızda bence o da benimle birlikte cevaplar verebilir. Ama uzatmadan buradan mı şey yapıyorum? Herhalde değil mi? Uzatmadan başlayayım. Öncelikle ben hani elimden geldiği kadar temel bilgiler vermeye çalışacağım ama atladığım şeyler olabilir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için muhakkak sitemize bakın. Türkçe, İngilizce versiyonları var. Değişik hocaları tıklayarak haklarında bilgi edinebilirsiniz. Ne gibi alanlarda çalışmalar yapıyorlar, ne gibi konuşmalar düzenlenmiş filan. Her şeye benim burada değinmem mümkün değil. Dolayısıyla siz kendiniz de daha sonra birazcık bakabilirsiniz. Değişmiş bile. Önce bölümden önce hani neden Boğaziçi Üniversitesi diye belki birçok bölümde bölümün tanıtımında eğer birden fazlaya gitti iseniz vurgulanan noktalara çok hızlıca bir değinmek istiyorum. Yani neden Boğaziçi Üniversitesi'nde okumak, tarih veya başka bir alanda tercih edilebilir? Çünkü hani üniversitemizin güçlü bir akademik geleneği var. Demokratik kültür, çoğulculuk ve dünyaya açık olma iddiası var. Boğaziçi Üniversitesi çok iyi öğrenciler çekiyor. Hem lisans düzeyinde hem lisans üst düzeyde. Şahsen benim burada çalışmaktan çok büyük mutluluk duymama neden olan bir husus bu. Yani biz de ders verirken, öğrencilerin tezlerine danışmanlık yaparken onlarla birlikte hep kendimizi yenilemek ve öğrenmek imkanı buluyoruz. Ve hani bu ortam korunabildiği, bu heyecan korunabildiği sürece bence burası yani anlamlı bir yer olmaya devam edecek ve bence rahatlıkla hani kişisel olarak da söyleyebilirim ki biz hala bunu yapabiliyoruz. Farklı sosyokültürel arka planlardan gelen öğrenci ve çalışanların oluşturduğu zenginleştirici ortam. Burada kamu üniversitesi olmasının büyük bir avantajı var. Evet, özel üniversitelerde de burslarla imkanlar sağlanıyor ama bir kamu üniversitesinin toplumu temsil etme özelliği tabii ki çok daha fazla. Bunun da altını çizmek isterim ve bu aslında hele bizim gibi sosyal bilimler, beşeri bilimler alanlarında çok kıymetli bir şey. Çünkü her öğrenci geldiği çevrenin almış olduğu okul ve dışındaki formasyonun zenginliğini de sınıftaki tartışma ortamına yansıtıyor. Ben çok çok yıllar önce ilk ders vermeye özel bir üniversitede başladığımda ve sonra buraya geldiğimde o farkı gördüm gerçekten. Hani öğrencilerin çok yüksek puan almasının ötesinde farklı çevrelerden gelmeleri çok çok zengin, kendilerini birbirlerini de zenginleştirici bir unsur. Onun da altı çizilebilir. Araştırma üniversitesi olması, öğretim üyeleri dersler vermenin yanında
uluslararası saygınlığı olan akademik araştırmalar yürütmekteler. Dolayısıyla dünyada ne olup bittiğini çok daha takip ediyorlar ve bunu hatta derslerine de yansıtabiliyorlar. Öğrencilerle yaptıkları projelere vesaire. İngilizce eğitim olması ve dolayısıyla yurt dışına açılım imkanları tabii ki önemli. Ders dışı aktivitelerin çeşitliliği ve öğrenci kulüpleri sonrasında biraz listeye bakacağız. Ve tabii bu üniversitenin daha başında değil, hani artık şehrin ortasında olması dolayısıyla kentin imkanlarına erişim kolaylığı vurgulanabilir. Ben mi değiştiriyorum? Herhalde, tamam. Bu böyle son yıllardaki tarih bölümü taban sıralamaları. Altta bir tek işte ilk tercihler diye o yıl herhalde biz öğrencilere sormuşuz, o yüzden var. Hani diğer yıllarda çok farklı bir tablo olduğu için değil de bir şekilde elimizde bu veri var diye uydurmak istemedik diğer yıllar için. Bu yıl biliyorsunuz bu şeyler, kontenjanlar çok radikal bir şekilde düşürüldü. Yani şahsen benim tavsiyem, yanlış olmasın, yine de istediğinizi seçin. Bundan dolayı istediğiniz bölümlerde bence sıralama farklılığına gitmeyin. Çünkü ne olacağını çok bilmiyoruz. Hani aman ilk tercihim olsun yerine istediğiniz tercihleri yine yapın. Çok fazla projeksiyon, spekülasyon işlerine girmeyin derim şahsen. Şimdi sanıyorum değil mi, 40 mı oldu yeni kontenjan? 30, ha 30, tamam, yani bayağı bir. Tamam, bunu geçiyorum. Bölümle ilgili birazcık bilgi vermek istiyorum. Her şeyden önce tarihin çok geniş bir disiplin olduğunun bilincindeyiz tarih bölümü olarak. Hatta o kadar ki aslında bizim bölüm, buraya yazmadım ama yazmamışız ama neredeyse birden bir değil üç bölümün bir araya gelmesi gibi. Yani içinde tarih, düz tarihçi diyelim, düz tarihçi neyse, ler olduğu kadar sanat tarihçileri var, arkeologlar da var. Yani üç disiplini bile birbirleriyle kardeş disiplini içinde barındıran bir bölüm. Belki ağırlıklı dersler hani tarih olsa dahi kendi içinde de disiplinlerin çeşitliliğini, çeşitli disiplinleri barındırıyor. Ama bununla birlikte uzmanlaşmaya da önem veriyor. Yani sadece genel dersleri almıyorsunuz. Belli bir aşamada daha çok ilgilendiğiniz alanı belirleyip orada daha çok ders alma imkanınız ve hatta mecburiyetiniz oluyor. Bence de bu iyi bir şey. Yani sonunda tarihçi olmasanız bile belli konuları daha derinliğini öğrenmeyi, araştırmayı öğrenmek hayatta başka alanlara da aktarabileceğiniz iyi bir beceri. Öğrencilerimize eleştirel ve analitik düşünce kabiliyeti kazandırmayı önemsiyoruz. Yani bu böyle bilgi aktarımına yönelik değil bizim derslerimiz. Tabii ki ister istemez belli bir bilgi birikim aktarımı oluyor ama daha önemli olan belli meselelere, insanlar nasıl yaklaşmış, niye öyle yaklaşmış, bu tercihlerin, bu yaklaşımların güçlü yanları ne, sorunlu yanları ne, kaynaklar, yani elimizdeki tarihsel kaynaklar bu yaklaşımları ne ölçüde destekliyor, ne ölçüde yanlışlıyor, siz daha birinci sınıftan başlayarak hani tarih öğrencileri olarak bütün bu tarih yazımı, tarih metinlerini yorumlama konularına aktif bir şekilde, etkin bir şekilde, eleştirel bir şekilde katılmayı öğreniyorsunuz, düşünmeyi öğreniyorsunuz. Bu da dediğim gibi yine ileride tarihçi olursunuz, olmazsınız. Kimsenin, herkesin burada 30 kişinin tarihçi olmasını beklemek gibi bir şey yok. Ama eleştirel düşünme, araştırma, analitik düşünme becerileri her alana taşınabilen özellikler. O yüzden vurgulamak isterim. Bizim bölümde de bu çok önemseniyor. Disiplinler arası ve geniş ölçekli düşünme alışkanlığı edindiren bir eğitim felsefesine sahip bölümümüz. O yüzden de sadece tarihten değil, çeşitli kardeş disiplinlerden ve hatta bazen kardeş olmayan disiplinlerden de ders almanızı teşvik ediyoruz. Bu edebiyat olabilir, sosyoloji olabilir, politika olabilir, felsefe olabilir, sanat olabilir, yani sinema, görsel sanatlar olabilir vesaire ilginize göre.
Öğrencinin farklı alanlarda çok boyutlu gelişimine destek olur. Aynı şey resmi hakim tarih yazıcılığını sorgulayan bir perspektifi benimser. Evet, yani bu da bizim yıllardır titizlikle korumaya çalıştığımız misyonumuzun bir parçası. Yani burada böyle bir takım hani kalıplaşmış resmi yahut gayri resmi fakat kalıplaşmış düşünceleri aktarmak değil derdimiz. Her şeyi, hakim söylemleri dahil eleştirel bir şekilde değerlendirmeyi, akıl süzgecinden geçirmeyi önemsiyoruz. Ve daha teknik bir şey, İngilizce dışında bir modern yabancı dil daha öğrencilerimizin öğrenmesini ve bir de araştırma dilini en az orta düzeye getirerek öğrenmesini bekliyoruz. Araştırma dili derken bunlar özellikle günümüzde konuşulan diller olmuyor. Mesela Osmanlı tarihiyle ilgileniyorsunuz. Ben Osmanlı tarihçisiyim. Mesela Osmanlıca, Osmanlı Türkçesi üzerinden gidebilirsiniz. Bu konuşulan bir dil Arapça da olabilir filan. Ya da işte, daha böyle Bizans yahut Roma tarihiyle ilgileniyorsanız Grekçe ya da Latince olabilir. Unuttuğum bir şey var mı bu araştırma dili deyince? Ya Asya, Uzak Doğu ile ilgileniyorsanız Çince, Korece, Japonca da olabilir. Sanıyorum o zaman araştırma diliyle modern dil biraz örtüşebiliyor, esneklikler yapılabiliyor vesaire. Yani ilginize göre orada bir alan var. Hani en azından bir üçlü seçenek var. Daha böyle Türkçe, Arapça, Farsça üzerinden, Türkçe derken Osmanlıca, yahut işte Grekçe, Latince üzerinden, yahut da dediğim gibi Uzak Doğu dilleri üzerinden gitmek mümkün. İlerleyeyim. Ha, bu düzeydi, bundan diyecek bir şey yok, net. Ondan sonra. Ama bu da önemli, pardon, şey yani mesela çok tarihe meraklı bir öğrenci, dördüncü sınıfa geldiğinde hani iyi de bir performans gösterdiyse ilgilendiği alanda bazen lisansüstü dersleri de takip edebiliyor hocasının iznine göre. Bence bu da çok keyifli bir şey. Lisans programının coğrafi odağını Doğu Akdeniz tarihinin sosyal, ekonomik, politik, kültürel boyutları oluşturur. Bölümümüz Doğu Akdeniz tarihi alanında dünyanın en önde gelen kurumları arasındadır diye çok mütevazı olmayan bir şekilde söylemişiz. Doğu Akdeniz derken aslında Doğu Akdeniz ve ben hani Batı Asya derdim. Çünkü sonuçta bölümümüzde yine Orta Doğu, özellikle İran ve İrani dünya, Orta Asya'da kapsayan alan çalışan kişiler var. Dolayısıyla en büyük ağırlık, evet, Doğu Akdeniz ve Batı Asya'da coğrafi olarak. Osmanlı tarihçileri haliyle bayağı bir kalabalık bir grup. Ama ayrıca Bizans tarihi de programımızın ciddi bir ikinci bir uzmanlaşılabilecek ana eksenini oluşturuyor. Tabii modern Türkiye tarihi de temsil ediliyor. Daha dar uzmanlaşma alanları olarak. Onun dışında da tabii ki Asya ve Avrupa tarihine, dünya tarihine dair dersler var. Ya da karşılaştırmalı tarih perspektifini size sunan dersler de oluyor. Ve dediğim gibi daha disiplinler arası derslerimiz de var. İlerliyorum. Bunlar döküm, bunu tek tek üzerinden geçmeyeceğim. Sadece dikkatinizi çekmek isterim. Yani sanat, mimarlık, görsel kültür tarihi alanında da ciddi bir yığılma var. Onu demek istiyorum. İşte bir bölüm gibi görünüyor ama birkaç bölüm. Orada da çok ciddi bir öğretim üyesi sayımız var. Gerisi size fikir verir. Asya tarihi derken orada kastedilen aslında Uzak Doğu. Ben olsam Uzak Doğu derdim ama nedense bu şekilde formüle edilmiş böyle. Evet, bu kadromuz şu anki hali. Birçok emekli hocamız var ama emeritus, hani üniversite tarafından emeritus sıfatı verilmiş hocamız Selçuk Hoca. Hala da yanlış bilmiyorsam hep Japonya tarihi dersleri vermeye devam ediyor. Dil dersleri veren çeşitli hocalarımız var. Bu liste biraz daha uzuyor. Mesela bu Grekçe hocalarımız, Latince dersi veren hocalarımız, onlar son dönemde biraz belirsizlik var ama her zaman birisi muhakkak veriyor. Sadece burada ismi henüz yok çünkü bürokratik süreçler sürüyor. Ama merak etmeyin, bunlar hep açılıyor.
Onun dışında çeşitli yarı zamanlı ziyaretçi akademik kadromuz da var. Burada sadece belli isimler var. Çok daha aslında uzun bir liste bu. Yine yılına göre farklı farklı kişiler gelebiliyorlar. İşte lisans programı ile ilgili ne diyebilirim? Çekirdek programa ek olarak zengin bir seçmeli ders havuzumuz var. İşte Asya tarihi, İslam tarihi, Akdeniz tarihi, Bizans tarihi, Osmanlı tarihi, modern Türkiye tarihi ve Avrupa tarihi alanlarında çeşitli dersler veriyoruz. Keza arkeoloji, sanat, mimarlık tarihi, sözlü tarih konularında dersler var. Arzu hocamız bölüm başkanı, sözlü tarih, folklor çalışmalarında önemli bir isim. Ve hani bu, öğrencilerimizin en azından bir ders bu tip alanlardan da almasını istiyoruz ki farklı yaklaşımları da tanısınlar, farklı metotları tanısınlar. Ayrıca da tabii ki çeşitli sosyal bilimler, beşeri bilimler gibi güzel sanatlar, yabancı diller gibi bölümlerden de öğrenciler seçmeli dersler alabiliyorlar. İlk yıl, bunu hazırlayın eğer gelirseniz, ilk yıl öğrencilerin çok çok seçeneği olmuyor. Birazcık bir daha paket program gibi. Birçok üniversite böyle. Bir formasyon vermeyi amaçlıyor. İşte psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi, ekonomi, matematik, felsefe gibi bölümlerden birer ders almanız bekliyor. Her birinden bir tane almıyorsunuz sanıyorum. İşte politika, felsefe, sosyolojiden seçiyorsunuz. Üç taneden iki tane falan gibi bir şey. İlgilerinize göre. Ama bir matematik almanız bekleniyor. Anlatabiliyor muyum? Ve tabii ki tarih bölümünün zorunlu dersleri var. İki sömestrelik bir dünya tarihimiz var. Bütün bölüm, neredeyse bölümün bütün üyelerinin katkıda bulunduğu dersler. Biraz bizim bölümümüzün üniversitedeki vitrini gibi, birçok bölümden öğrenci alıyor bunu. Ayrıca da bizim kendi iki sömestrelik tarihe giriş, tarih metodolojisi ve tarihsel düşünceye giriş diye kıymet verdiğimiz bir dersiniz var. Yani ilk yıl bunları alıyorsunuz. İçinde çok az seçme şansınız var. İşte ancak politika, felsefe, sosyoloji, bunlardan hangi ikisini alayım gibi seçebilirsiniz. Başka ne seçebilirler? Aşağı yukarı o değil mi seçebildikleri şey? Başka bir şey seçemiyorsunuz. Ama üzülmeyin. İkinci yıla geçince daha çok seçeneğiniz oluyor. Üç ve dörde gelince seçenekler daha da artıyor. Hem bölüm dersleri içinden hem bölüm dışı dersler içinden çok daha fazla istediğiniz dersleri alabiliyorsunuz. Tabii ki diller seçmeye başlıyorsunuz. Hangi ikinci modern dili öğreneceksiniz? Hangi araştırma dilini öğreneceksiniz? Bu tip kararlar veriyorsunuz. Ve dördüncü yılınızda sonunda uzmanlaştığınız alanda birincil kaynaklara ya da bir birincil kaynağa dayanan bir bitirme tezi yazıyorsunuz hocalarınızdan birinin danışmanlığında. Bu da çok kıymetli ve son yıllarda iyice daha etkin bir şekilde takip ettiğimiz bir alan, bir imkan diyelim. Atladığım bir şey var mı? Geçiyorum. Onun dışında eğer iyi bir ortalama sağladıysanız, ikinci bir bölümde daha çok tanımak istiyorsanız, o yani ikinci bir disiplinde de derinleşmek istiyorsanız, çift anadal programlarına başvurabilirsiniz. Bunlar mevcut. Çift anadal programlarımız felsefeyle, iktisatla, psikolojiyle, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle, sosyoloji ve Türk dili ve edebiyatıyla çift anadal programlarımız var. O zaman işte yani her iki programın her zorunluluğunu yerine getirmek gibi değil de bu oluşturulmuş program içerisinde bazı zorunluluklardan feragat ederek ama beklenen bir takım dersleri alarak iki bölümden de mezun olabiliyorsunuz. Yani ikinci çok karar veremediğiniz böyle çok okumak istediğiniz bir disiplin varsa bu da çok hoş bir alternatif, seçenek. Fakat şu da çok güzel bir şey bence. Hani ikinci değil de belki birkaç şeye ilgi duyuyorsunuz. O zaman çift anadal yapmazsınız ama hani hem edebiyattan hem sosyolojiden bol bol ders alırsınız. Bu da kıymetli ama bu imkan da aklınızda olsun. Evet.
Ayrıca değişim programları, üniversitemizin çeşitli üniversitelerle değişim program anlaşmaları var. Tabii Avrupa'da Erasmus programları var çokça. Bu liste aslında burada olduğundan daha uzundur. Bunu tek tek teyit etme imkanım olmadı ama bu en azından bu üniversitelerle kesinlikle anlaşmalarımız var. Başkaları da dahil olabilir. Tabii bütün üniversitelerle olan programlara herkes gidemiyor. Hani yine belli bir not ortalaması lazım. Bir de hani o üniversitenin eğitim dilini biliyor olmanız lazım. Dolayısıyla İngilizce ders alabileceğiniz üniversiteler daha öne çıkıyor. Ama bazı öğrencilerimizin Fransızcası, Almancası da bazen oradaki dersleri takip edebilecek seviyede olabiliyor ve gidiyorlar. Bunu da gördük. Hatta burada başlayıp orada yani o belli bir dili burada başlayıp ama yine de o işte Erasmus'la işte Fransa'ya ya da Almanya'ya vesaire gitmiş ve başarılı olmuş birçok öğrenci de biliyorum. Hani bu da güzel bir seçenek. Değişim programları, bunlar da Avrupa dışında gidilebilecek, işte Amerika'da ya da Asya'da ya da Kanada'da yine değişim programlarımızın olduğu üniversiteler ve diğerleri, yani dediğim gibi bu listelerde olan üniversitelerle programımız var ama buralarda olmayan, ihmal ettiğimiz, eklememiz gereken, yeni anlaşmalar yapılan bazı üniversitelerde olabilir. Bunlar değişik yüksek lisans programlarımız, yani master düzeyinde işte tarih, sanat, mimarlık ve görsel kültür tarihi, eski çağ tarihi ve arkeoloji, Asya çalışmaları. Yüksek lisans programlarımız var. Bunlar da tarih bölümüyle bağlantılı birimler. Asya Çalışmaları Merkezi, Bizans Çalışmaları Merkezi, Halet Çambel, Nail Çakırhan Arkeoloji Geleneksel Mimarlık Araştırma Merkezi ve şu anda müdürlüğünü benim yürüttüğüm Nafi Baba Tasavvuf Tarih ve Kültürel Miras Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Konfüçyüs Enstitüsü. Yani bunları niye özellikle söylüyorum? Bunların kendi etkinlikleri var, bazen bir takım başka imkanları var. Yani onun ilginize göre buradaki etkinlikleri de takip edebilirsiniz. Belki bazı çalışmalara dahil olabilirsiniz, gönüllü olabilirsiniz vesaire. Bir takım örnekler etkinlikler açısından. İşte mesela bir yaz okulunda böyle bir ders açılmış. Yani bunları hep yine internet üzerinden neler var neler yok diye takip edebilirsiniz. Onun dışında bölümde düzenlenen ulusal ve uluslararası konferans ve çalıştaylar olabiliyor. Her dönem çeşitli dönemler hakkında uzman akademisyenlerle bir müze konuşmaları düzenliyoruz. Bunu size de duyuruyoruz. Bir gitme zorunluluğu yok ama ilginize göre gelmenizi çok kuvvetle teşvik ediyoruz. Bence çok zenginleştirici bir şey bu yine. Özellikle daha akademik bir şey yapmayı düşünüyorsanız ileride. Hani neler var, insanlar ne tür şeyler çalışıyor. Tek bölümün hocalarının sunduğu perspektifle sınırlı kalmayıp dünyanın dört bir yanından gelen insanları, Türkiye'nin de dört bir yanından gelen insanları tanıma imkanınız oluyor. Her yıl kurucu rektörümüz Profesör Doktor Abdullah Kur'an anısına Abdullah Kur'an'ı anma konferansları düzenliyoruz ve bunları hep yani dünyanın bayağı önde gelen tarihçilerini, sanat tarihçilerini davet etmeye dikkat ediyoruz. Çeşitli araştırma merkezlerinin kendi konuşma serileri vesaire var. Oradan da bazen sadece konuşma serisi değil, bazen konferans da düzenlenebiliyor. Onları da takip edebiliyorsunuz. Onun dışında bölümümüzün bir de bir arkeoloji kazısı var. Arkeolojiyle ilgilenenler için. Tarsus Gözlü Kule çok disiplinli araştırma projesi. Çok disiplinli araştırma projesi çünkü bazı bölümdeki sanat tarihçileri, tarihçiler de yer yer buna dahil olabiliyor. Yani mesela geç Hitit dönemiyle ilgili birçok bulgu ama aynı kazının içerisinde erken İslam döneminden, Emevilerden vesaire katmanlar da var. Mesela Oya hocamız da bunun içine oradan dahil. Yani kazı projesi deyince sadece işte Hititologların katıldığı bir kazı diye düşünmeyin. Çok yani farklı ilgileri olan insanların da ciddi katkıları olabiliyor. Ve işte bu proje, yani arkeolojiyle ilgileniyorsanız vakitlice, bu kazıyla katılmakla da ilgileniyorsanız vakitlice bir takım temel arkeoloji dersleri alıp hocalarımızla iletişim içinde olmanız iyi bir fikir olur. Birinci sınıfın meselesi değil ama mesela ikinci sınıfta düşünülebilir. Tamam, bu da kazı evi bir ödül almış, bunu anons ediyor. Bu edildi, bu eski resim. Şimdi pırıl pırıl.
Arnavutköy'de görmek istiyorsanız şimdiki halini. Bunu bir değiştirelim aslında. Yenisini de koymak lazım. Evet. Tarih bölümünden belki de özellikle belki anne babaların en merak ettiği konu bu bölümden çıkıp insanlar ne yapıyorlar? aç mı kalıyorlar, işsiz mi kalıyorlar, ne oluyor? Sen yani yardım etti daha çok biliyorsun ama tabii ki mezun olan herkes akademik tarihçi olmuyor. Mezunlarımız çeşitli dallarda işler buluyorlar. Bir takım belli başlı işler, danışmanlık firmaları, insan kaynakları, eğitim kurumları, sadece üniversite anlamında değil liselerde de. Yani lise hocası normalde formasyonu veremiyoruz ama özel okullarda falan tarih öğretmenliği yapanlar da var mezunlarımızdan. Reklamcılık, dış işlerine çalışanlar var. Son yıllarda sanki daha bir oldu gibi geliyor bana. Bayağı bir, o ciddi bir tercih, kariyer alanı mecrası gibi görünüyor. Benim izlenimim medya, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, müzelerde aslında onu da eklerdim ben. Ve burada eklemediğimiz birçok başka şey. Senin aklına geliyor mu Fatih? Dediğim gibi yazılımcı olarak çalışan bile tarih bölümü mezunları mevcut. Yani bu biraz sizin ilgi alanlarınıza ve ne yapmak, ne iş yapmak istediğinize göre değişebilir tabii ki. Tamam. Yani ben şahsen borsacı falan da biliyorum. Yani ciddi, ona göre dersler alırsınız. Hani şey, tekil örneklerden bütün listeyi çoğaltmıyoruz ama hani çok geniş bir spektrum söz konusu. Sonuçta. Ayrıca ama birçok öğrencimiz de gerçekten çok seçkin üniversitelerde Türkiye ve Avrupa ve özellikle aslında Kuzey Amerika'da doktora, master doktora yapıyorlar ve sonra artık dünyanın dört bir yanında akademik kariyer de yapıyorlar. Bu liste böyle bir şey, yine hani sadece bir takım üniversiteler burada var. Ama hayli tanınmış yerlerde yapıyorlar. Arkadaşımız da yakında Princeton Üniversitesi'nde maalesef bizden ayrılıp orada doktorasını yapıyor olacak. Tamam, bence burada duralım.